Hooligan'ı az önce belirtmiştim arkadaşlar Minecraft'ta sizlere çok ama çok efsane bir şey göstereceğim arkadaşlar ve fark ettiyseniz yavaş sakin bir giriş yaptım yani bir değişiklik olsun diye. Bu bölümde arkadaşlar sizlere çok ama çok bildiğiniz o Google amcayı göstereceğim arkadaşlar Minecraft'ta ve şöyle yakından bir giriş yapmak istedim sizlere. Hemen bunu da şöyle düzeltelim arkadaşlar, bakalım ne olacak yani. Evet tamam, düzelttik. Sizler de bu arada videoyu beğenip paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz. Regalsi like tuşuna abonmayı unutmayın. Ne kadar çok daha fazla beğeni gelirse o kadar çok gaza geliyorum. O kadar çok gaza gelmem demekti daha kaliteli, daha eğlenceli videolar demek. Evet şimdi başlıyoruz arkadaşlar, cidden çok ama çok efsane, onu başta söyleyeyim. Böyle de bir alan hazırladım sizlere göstermek açısından arkadaşlar, linkte de bulabilirsiniz yani, bunları indirebilirsiniz sizler de. Öte yandan kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın, bildirimleri de açabilirsiniz. Tamam şimdi neler ekliyor bu mod diye soracak olursanız arkadaşlar, şöyle chest açıp göstereyim. Google ile alakalı armor ekliyor, kazma ekliyor, Google staff ekliyor, işte değişik bir şey ekliyor, böyle kolye gibi bir şey ekliyor, blok ekliyor, or yani gold, Google Apple ekliyor arkadaşlar ve böyle işte şey ekliyor. Bu Google'ın işte gemlerini ekliyor arkadaşlar, yani YouTube logosu, işte mail logosu falan, Play Store falan, çeviri falan, yani çok güzel, cidden efsane bir şey olmuş arkadaşlar. Ben size bunların nasıl yapıldığını falan gösteremeyeceğim, siz onları kendiniz şey yaparsınız, sadece ne işe yaradıklarını ve nasıl yapabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Ve bu crafting table'a ihtiyacınız var. Bu crafting table'da yapılıyor, bayağı bir karışık ve zor yani yapması. Emin olun bu armorları yapması kolay değil arkadaşlar. Yapmak için öncelikle bu gemleri kullanıyoruz yani kısaca arkadaşlar. Bu gemler sayesinde bu armorları, bu eşyaları yapabiliyoruz. Şu Google safa bakar mısınız abi? Efsane, ciddi anlamda efsane yani. Ardından bununla yok edersin ya. Bakın koluma girdi yalnız. Tutmuyorum. Şu an koluma soktum yani. Cidden efsane. Şöyle şöyle göstereyim. Mesela YouTube logosu arkadaşlar. Evet çok güzel gözüküyor lan. Neyse. Ve bunları bulmanız için de arkadaşlar hemen şöyle Game Mode 0'a geçip göstereyim. Bu Google Or'u buluyorsunuz. Bu Google Or'u buldunuz arkadaşlar. Şu şeyleri chest'e koyalım, karışmasın. Hop koyalım hemen şunların hepsini. Evet şu an gördüğünüz gibi hiçbir şeyim yok. Ve Google Or'dan kıralım bakalım. Bu bayağı hızlı kırar büyük ihtimalle. Evet bayağı hızlı kırdı ve gördüğünüz gibi ne düştü? Hani Translate Google Gem düştü ve Chrome şeysi düştü. Bakalım kıralım hepsini. Böyle bunları kırdığınız arkadaşlar düşüyor ve bunları işte bayağı bir sıklıkla bulabiliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Çok zor bulunmuyordur yani bu Google'lar. Bakın bayağı bayağı bol bol veriyor yani bunlardan. Hani ne çıktı? Çeviri çıktı, mail şeysi çıktı, Google Plus şeysi çıktı, logosu çıktı. Hepsi güzel arkadaşlar. Bunlara bu Google'ları topluyorsunuz ve topladıktan sonra daha sonra da arkadaşlar bunlarla işte armor yapıyorsunuz. Bu armorları yapıyorsunuz. Bu şey eşyaları yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Armorlar ama efsane armorlar, onları da tanıtacağım. Bu Google Staff'ı da aynı şekilde yapabiliyorsunuz yani. Şimdi bunları tekrardan koyalım arkadaşlar. Şimdi Google Staff'la bir test edelim hani ne kadar hızlı gibisinden bir test edelim. Hop burada bir tane daha şey kalmış, atalım şunu şuradan. Önceki şu yolları kıralım bakalım nasılmış. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı hızlı bir şekilde kırıyor. Bakın bir tane mi veriyor? Aynen bir tane veriyor arkadaşlar ve hızlı, bayağı bir hızlı bir şey. Allah aşağı düştüm lan, lahıma düştük. Bir dakika. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar hızlı bir şekilde kırıyor. Hani bayağı bir iyi, elmas kazmadan birazcık daha hızlı gibi gözüküyor açıkçası. Veya belki aynı hızlıdır, bilemeyeceğim yani. Ve atak da vuruyor hani, 42 atak damage var. 42 atak damage arkadaşlar, tek atar ya, her şey tek atar. Köylüler falan var, onları da göstereceğim. Şimdi kömürden başlayalım. Tek attı. Yani buna da tek attı gibi. Buna da tek attı. Elmas, obsidyen. Obsidyen ve evet kesinlikle arkadaşlar elmastan hızlı, elmas kazmadan kesinlikle çok ve çok hızlı yani. Bunu obsidyeni kırarken gördük, bayağı bayağı hızlı, efsane bir şey yani. Bunu yapması bayağı bir zor zaten yani. Şu crafting table'a bakar mısınız, onlara kendiniz bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu gemlerle yapılıyor, bu oru bulmanız lazım yani madene inip. Şimdi vuralım bakalım be. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi öldü. Hepsini öldürdük. Evet şu an hepsi tek yedi arkadaşlar, tek yiyorlar. Burada çocuk var bir tane de, onu da şöyle tek atalım. Evet hepsi, o çocuk tek yemedi. Evet tek yedi zaten, atak damage de burada gözüküyor. 42 yani efsane, cidden efsane arkadaşlar. Şunu da kıralım, ne çıkacak bakalım be. Bundan da bu çıktı arkadaşlar. Hop şunu şöyle şimdi buraya koyalım. Evet şimdi en efsane şeylere geldi. Şunları tekrar buraya bırakıyorum. En efsane şeylere geldi arkadaşlar. Bu amulet yani, bu ne gibi, bu tam Türkçe saklama gelmedi arkadaşlar. Bunu aldığınızda size hız veriyor, hız 3 veriyor, kuvvet 3 veriyor, glowing veriyor. Bu glowing de arkadaşlar bu wallet gibi bir şey yani. Mesela adam duvar arkasına geçtiğinde adam gözüküyor. Kendimde nasıl gösterebilirim bilmiyorum ama bakalım bir kendimde göster. Bakın yani kendimde gösteremiyorum tabi, bunu nasıl gösterebilirim kendim, zaten saçma olur ama şöyle gösterebilir miyim, yok yani. İşte her neyse arkadaşlar, bu glowing de wallet, böyle adam çerçeveler alıyor, şöyle duvar arkasına geçse bile görebiliyorsunuz yani arkadaşlar. Siz onu aslında gösteririm lan, dur. Hatta bakın abi olmadı ya, vallahi olmadı. Neyse hani böyle görebiliyorsunuz arkadaşlar, bu da cidden efsane. Evet evet gördünüz, bakın birazcık gördünüz, kolumu görüyorsunuz değil mi şu an?
Aynen gördüğünüz arkadaşlar. Daha sonra regeneration veriyor ve hızlı kazma veriyor. Bakın daha hızlı kazıyorum şu an. Haste 3 efsane abi, efsane tek atıyorum yani şu an. Her şeyi bildiğiniz tek atıyorum. Ve fire resistance veriyor. Yani lavda ateşte hiçbir şekilde yanmıyorsunuz arkadaşlar. Bu şey sayesinde bunu tuttuğunuz sürece yani envanterinize böyle tuttuğunuzda duruyor arkadaşlar. Sınırsız gibi bir şey ve bu bilmiyorum nasıl yapılıyor. Bayağı karışık çünkü bakmadım. Daha sonra şimdi armorları test edeceğiz. Kaskı giyelim arkadaşlar. Kask ne veriyormuş? Evet kaskı giydik. Şu kolyeyi bırakalım şimdi. Evet şu an sadece kask var arkadaşlar. Ben de şunların etkisi bitsin bakalım. 7 saniye kaldı. Bittikten sonra kask ne veriyormuş onu göreceğiz. Kask bir şey vermiyor olabilir. Evet kask hiçbir şey vermiyor arkadaşlar. Sadece koruma veriyor. O da hani 1.5 koruma şeklinde. Chest plate'i girelim. Armor body. Evet armor body'de gidip gördüğünüz gibi Goggle'ın renkleri var. Armor body'ye girince arkadaşlar ateş koruması geldi. Güzel. Pantolonu giydiğimizde observation geldi ve bir nevi ölümsüz olduk şu an. Yani ekstradan kaç tane kalp geldi arkadaşlar. Oha oha, pantolon en benim favorim. Acaba sadece pantolon, aynen harbiden pantolon benim favorim. Sarı mara efsane arkadaşlar. Ve botu giydiğimizde ise speed veriyor arkadaşlar, flash oluyoruz. Evet bunlar cidden efsane gördüğünüz gibi. Ve hani armor da bayağı güçlü, elmas set kadar, hatta elmas sete tek atar yani. Baksanıza speed var sınırsız, ateş koruması var ve observation var. Şu an bir nevi zaten ölümsüz oldum. Test edelim hemen onu da bir şekilde arkadaşlar. Şöyle kendime en sevmediğim yaratıklardan koyacağım oyunda. Zombi, pigmen, bunları ben hiç sevmiyorum. Neden hiç sevmiyorum? Ve vurduğunuzda hepsi saldırıyor ya size, garip yani sesleri falan garip. Şimdi bunları saldıralım bakalım beni öldürebilecekler mi? Vurdum abi. Vurdum. Bana saldırmıyorlar lan. Niye saldırmıyorsunuz? Hayda. Arkadaşlar bilmiyorum ama adamlar şu an bana saldırmıyor. Armordan mı oluyor? Bana saldırmıyorlar. Aha saldırdılar. Tamam heh, tamam. Bununla vurdum diye saldırmıyorlardı. Tek atıyordum. Bakın şu an bana vuruyorlar. Ve canım bile gitmiyor. Hani bu nedir yani? Efsane şu an Goggle Armor. Goggle amca. Ardından efsane yani. Bakalım. Goggle Apple'dan yiyeceğim. Ne olacak? Bir dakika dur lan, tek atarım hepinize, durun. Tek atıyorum hepsini şu an, ye. Hop 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 hop. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsini temizledik. Şimdi bunları bir çıkartalım. Tabi hasar gördü yani, hasarda görmemezlik yok arkadaşlar. Şunların etkisi. Golden Apple yiyince ne oluyor? Hani normal Golden Apple'dan ne farkı var onu göreceğiz. Yiyorum abi. Evet ne verdi arkadaşlar? Speed verdi, Strength verdi, Regeneration verdi ve Saturation 3 verdi. Yani evet bir Enchant'lı Golden Apple kadar iyi değil ama normal Golden Apple'dan bana sorarsanız iyi arkadaşlar. Ve şu an yiyemiyorum mesela. Yeme sebebimi de bilmiyorum, belki aç olmadığım için olabilir veya canım full olduğu için olabilir arkadaşlar. Şimdi setleri tekrardan gelmiş, şöyle bir uçalım ya. Efsane abi efsane valla, baksanıza. Ve çok yakışıklı duruyorsunuz arkadaşlar, hani kızları tavlayabilirsiniz bu şekilde gelseniz. Çok cool duruyorsunuz baksanıza ya, Iron Man gibi bir şey oldum. Çok cool, harbiden çok cool arkadaşlar. Öl lan. Evet tavuğu da öldürdük. Bakalım aşağı doğru kazacağım şimdi. Hani bir Goggle şeylerinden bulabilecek miyiz? Goggle'ın orlarından bulabilecek miyiz arkadaşlar? Allah, lağıma indik, bokların içinde. Dur dur zombi, git buradan. Bebe zombi geldi, bak bak vuruyor beni, öldürebileceklerini sanıyorlar ama ölmeyiz tabii ki de. Speed'im var, her şeyim var. Kaç tane kalbim var kim bilir ya, bayağı bir kalbim var arkadaşlar bu arada. Speed de tabii ayrıyetten çok güzel. Şunu şöyle 100 yapalım, baksanıza hızlısınız yani bayağı. Şimdi aşağı doğru kazacağım arkadaşlar ya, bir dakika şuradan aşağı doğru kazalım bakalım. Bilmiyorum, belki bu haritanın aşağısı pek fazla olmayabilir ama. Evet suda tabii geç kazıyor ve bu da toprak olduğu için. Ya bir git sen de ya, gidin ya. Gidin şöyle, ha tamam. Suda geç kazıyor arkadaşlar. Şöyle suyu kapatalım be. Bakalım belki taş varsa taşı hızlı kırar, toprağı birazcık geç kırıyor. Evet galiba bunun altı full toprak, maalesef or olmaz. Tabi yeni dünya kurmanız lazım mod yükleyince. Bu hazır bir şehir dünyası olduğu için bunun altında bulamayız. Her taraf toprak yani, adam her tarafı toprak yapmış. Normal Minecraft dünyasında yine bu şekilde orları bulabilirsiniz arkadaşlar. Cidden güzel, benim hoşuma gitti. Şu crafting table da bayağı bir efsane bir şey yani. Kendimi büyücü gibi hissediyorum. Bakalım full altın set son be. Tek attık. Evet. Neyse bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Dediğim gibi videonun linkini modun linkini açıklama kısmına bulup sizler de bu efsane modla oynayabilirsiniz. Benim çok hoşuma gitti yani Goggle Armor. Çok güzel renkleri falan, her şeysi olsun. Çok düşünülmüş güzel bir mod yapılmış abi. Neyse o zaman bu videonun sonuna gelelim. Regalisi beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz yorumlara kalmayı unutmayın. Görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.